Şu anda bizleri izleyen herkese sıcacık bir merhaba. Ben Ömer Memik Beşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Game Pass Indie oyunlar. Hem de düşük sistemli. Game Pass'te tonlarca oyun var. Ama hangi oyunu oynayacağınızı bilmiyor musunuz? Üstelik ortalama, hatta ortalamanın altında bir sisteme mi sahipsiniz? Öyleyse bu video tam size göre. Şimdi bekleyin ve tam size göre olan hem indie hem de ortalama sistemli hem de Game Pass oyunlarının tadını çıkartın. Üçü bir arada. Listemizin ilk sırasında Celeste var. Celeste bir platform oyunu. Oyunun ismini alan bir dağa çıkmaya çalışıyorsunuz. Fakat dağa çıkmak o kadar kolay olmayacak. Kendine has, dolaylı yoldan bir hikaye anlatımı var. Doğrudan hikayeyi anlatmıyor. Oyunda toplam 9 adet chapter var. Ve 1'den 8'e kadar olan chapterların içinde gizli yerlere açılan B ve C side bölümleri var. Oyunun diğer bir özelliği ise müzikleri. Müzikleri gerçekten muhteşem ötesi. Arka planda farklı bir müzik dinlemenize gerek kalmayacak. Oyun inanılmaz eğlenceli. Aynı zamanda da sinir bozucu. Çünkü bazı bölümler insanı delirtebiliyor. Oyun bir sisteme ihtiyaç duymuyor. İnanın hangi sisteme sahip olursanız olun bu oyunu oynayabilirsiniz. Fakat önceden uyaralım. Aman ha, bu oyunu oynarken oraya buraya saldırmayın. Listemizin ikinci sırasında Ori var. Yine bir platform oyunuyla karşı karşıyayız. Yine sistem istemeyen bir oyunla baş başayız. Ama öyle bir oyun ki hem zevkli hem heyecanlı hem de harika bir serüven sunuyor bizlere. Grafikler, oynanış, sinematik sunumu ve müzikleri sizi oyunda bağdaştıracak. Zorluk açısından önceki oyunlara göre daha basit. Sizi elbette zorlayan kısımları olacak ama o kadar yoğun olmayacak. Açılabilecek yetenekler, yetenek ağacı ve skill puanları ile oyun çeşitlendirilmiş. Hikaye kısmındaysa genelde duygusal olarak sizi etkileyen bir şekilde ilerliyor ancak derinlemesine bir hikaye yok oyunda. Daha yüzeysel bir hikaye anlatımı tercih edilmiş. İkinci oyununda aksiyon birkaç seviye daha artmış. Bu oyun bir harika dostum. Kesinlikle oynayın. Listemizin 3. sırasında The Messenger var. Yine bir platform oyunu. Hikayesi ise oldukça farklı. İnsan ırkının soyu tükenmek üzeredir. Dünyayı iblisler işgal etmiş ve insanlar batıya sığınmıştır. Oynadığımız karakter ise bir elçi. Görevimiz bir parşömeni bir dağın tepesine çıkarmak. Oyun bir yetenek ağacına sahip. İlerledikçe bu ağaç daha da şekilleniyor. Her bölüm tasarımı farklı olmakla birlikte sonlarında bir boss'la savaşıyoruz. Hem mekanikleri ve oynanışı hem de hikayesi ve anlatımıyla çok keyifli bir oyun. Eğer platform oyunlarına yeni başlıyorsanız başlangıç için ideal bir oyun. Hem eğlenceli, zaman zaman da zorlayıcı bir oyun. Şimdiden iyi eğlenceler. Listemizin 4. sırasında What Remains of Edith Beach var. Beach değil, Fitch. Ya doğru okudum inşallah. What Remains of Edith Finch. Evet, Finch. Bu seferki oyunumuz çerezlik. 2 saat bile sürmeden bitirebilirsiniz. Gizemli hikayesi çok merak uyandırıcı olduğu için hiç sıkılmayacaksınız. Oyun asırlardır yaşamakta olan Finch ailesinin hikayesini anlatıyor. Oyun Finch ailesinin son ferdi olan Edith adlı kızın terk ettikleri evine dönmesiyle başlıyor. Edith, bu evde bir asırdır yaşayan Finch ailesinin anılarını keşfetmeye çalışıyor. Hikaye sıradan gibi gözükse de gerçekten sizi içine bir kere çektiği zaman oyunu bırakasınız gelmiyor. Edith'le her aile ferdinin anılarını birinci elden deneyim ediyor ve gizemli yaşamlarına tanık oluyorsunuz. Oynanış kısmından pek bir şey vermiyor. Yürüme simülasyonu desek yalan olmaz herhalde. Oyun daha çok hikaye veriyor bizlere. Adeta film gibi oyun. Listemizin 5. sırasında Street of Rage 4 var. Tam stres atmalık oyun. 12 farklı bölümü ve farklı zorluk seçenekleri sunarak arcade oynanabilirliğiyle tatmin eden Streets of Rage, özellikle arkadaşlarınızla oynadığınızda oldukça keyifli bir hal alıyor. Üstelik retro karakter modelleriyle beraber 12 açılabilir karakterle de oyuncuları motive edebilecek yapıya da sahip. Oyunun çizimleri, sesleri, ortam ve oynanış kusursuz. Şu an ekranda oynanışını görüyorsunuz ya, oradan bile zevk alıyorsunuz eminim. Haydi hemen indirin ve tadını çıkartın. Sizin için kısaca değineceğim farklı Game Pass indie düşük sistemli oyunlar da var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Moonlighter, Hollow Knight, Tetris Effect, Undertale, Katana Zero, Dead Cells, Unravel. Evet değerli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.